Arkadaşlar merhabalar. Benim avukat Ayhan Ömen. Bu ay C1 vizesi randevum var. Ancak üniversite not ortalamam 2'nin altında. Bu durumum bana nasıl bir dezavantaj olur diye takipçimiz soruyor. Biliyorsunuz bu seneki Work and Travel öğrencileri şu an Amerikan konsolosluklarında görüşmelere başlamış durumdalar. Dolayısıyla çok doğal bir soru bu. Cevap olarak şöyle diyebiliriz. Tabi genelde VAT programı ve C1 için 2'nin üzerinde not ortalaması isteniyor. Hatta bazı firmalar 2'nin altında notu olan öğrencilerin başvurularını almıyorlar. Tabii geçmiş dönemlere baktığımızda ortalaması 2'nin altında olup da yine vize alanlar da var. Dolayısıyla takdir ABD konsolosu görevlerinin olacaktır. Ama şöyle söyleyebiliriz. Yani siz başvuru yapmışsanız ya da görüşmenize gidecekseniz bunu ihmal etmeyin ya da bu, hani vazgeçmeyin bu başvurudan. Başvurunuzu yapıp onların nasıl bir şekilde yanaşacağını görmeniz gerekecek. Tabii ki ortalamanın düşük olmasını çok hoş görmeyecekler ama dediğimiz gibi her vize başvurusunda gelen kişiye göre kendileri bir değerlendirme yapabilmektedirler. Dolayısıyla başvuru yapıp onların nasıl bir karar vereceğini görmeniz gerekecek.